Önceki videoyu bir soruyla bitirmiştik. Hatırlarsanız 1 kilogramlık bir cismimiz vardı ve dünya yüzeyindeydik. Dünya yüzeyindeydik diyorum, bunu belirtiyorum. Çünkü yer çekimi biliyorsunuz gezegenden gezegene farklılık gösteriyor. Cisim yerden 10 metre yüksekte. Yani bu yükseklik 10 metre. Bir de ivmemiz var, g. Ona da hesaplaması kolay olsun diye 9,8 yerine 10 metre bölü saniye kare diyelim. Ve geçen videoda potansiyel enerjinin m çarpı g çarpı h olduğunu gördük. Buradaki örnekte kütle 1 kilogram çarpı ivme 10 metre bölü saniye kare çarpı yükseklik. O da 10 metre. Burada yerden kazanmak için birimleri yazmadım ama siz sınavlarınızda birimleri yazmayı sakın ihmal etmeyin. Bu da neye eşittir? 100 Newton metre veya Joule, 100 Joule. Tuttuğumuz cismin potansiyel enerjisi bu. Cismi bıraktığımızda ne olacağını sormuştuk. Ne olacak? Tabii ki düşmeye başlayacak. Hatta kabaca 10 metre bölü saniye kare ivme ile hızlanarak düşmeye başlayacak. Peki cisim tam yere çarptığı anda potansiyel enerjisi ne olacak? Kütle ve yer çekimi sabit. Bunlarda bir değişiklik yok. Ama yükseklik sıfır oldu. Değil mi? O zaman burada potansiyel enerji sıfır olacak. Ve yine geçen videoda enerjinin korunumu kanunundan bahsetmiştik ve ne demiştik? Enerji her daim korunur. Yaratılamaz ya da yok edilemez. Yalnızca bir türden bir enerji başka bir tür bir enerjiye dönüştürülebilir. Ama işte görüyoruz burada cismimiz 100 jüllük bir enerjiye, daha doğrusu 100 jüllük bir yerçekimsel potansiyel enerjiye sahipken aşağıda enerjisi, en azından yerçekimsel potansiyel enerjisi yok. İşte kilit nokta da burası. Demek ki cismin yerçekimsel potansiyel enerjisi başka bir şeye dönüştü. Başka bir şeye dönüştü. O dönüştüğü başka şey ise kinetik enerji en aşağıda potansiyel enerjinin sıfır olması, yukarıdaki 100 jülün tamamının kinetik enerjiye dönüştüğü anlamına gelir. Tamamı kinetik enerjiye dönüştü. Cismin yere çarpmadan hemen önceki hızında işte bu kinetik enerjiyi kullanarak bulabiliriz. Peki nasıl? Kinetik enerji denklem nedir? Hatırlarsanız iki video önce bulmuştuk. Ezberlemek işinizi kolaylaştırabilir ama unuttuysanız geriye dönüp nasıl bulduğumuza bakabilirsiniz. Evet, ne dedik? Tüm potansiyel enerjimiz kinetik enerjiye dönüştü dedik. Yani baştaki 100 jülümüz, 100 jülümüz hala 100 jül ama artık kinetik enerji. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kareye eşittir. O zaman 1 bölü 2 mv kare eşittir 100 jül. Değil mi? Kütlemiz 1 kilogramsa v kare eşittir 200 ve oradan da v eşittir kök 200. Yani cismin yere çarpmadan hemen önceki hızı eşittir kabaca 14,1 metre bölü saniye aşağı doğru. Tabi burada diyebilirsiniz ki biz bunu kinematik denklemleri kullanarak da çözebilirdik. Bütün bu enerji kavramlarından, dönüşümlerden bize ne? Hemen gösteriyorum. Cismimiz yine 1 kilogram ve 10 metre yükseklikte. Ama şimdi birkaç şeyi değiştireceğiz. Tüm bunları silelim. Cismi yine elimizden bırakacağız ama bu sefer doğrudan yere düşmeyecek, buz kaplı, buz kaplı, eğimli bir yüzeye düşecek. Buz yüzey böyle girintili çıkıntılı. Burası da yer, zemin. Bakalım bu defa ne olacak? Yükseklik hala 10 metre ama bu sefer cisim dümdüz düşmeyip biraz düşecek, sonra kaymaya başlayacak ve en dipte yüksek bir hızla yatay olarak hareket edecek. Hızının ne olacağını bilmiyoruz. Şayet bu örnekte kinematik denklemleri kullanacak olsaydık işimiz bayağı zordu. Tabii denenebilir, deneyebilirsiniz ama buradaki eğim açılarını bilmemiz gerekirdi. Onları bilmek içinse eğim açı denklemlerini bilmemiz gerekirdi ki biz ikisini de bilmiyoruz. Yolu küçük küçük vektörlere bölerek belki ilerlenebilir ama ama o da soruyu çözmesi iyice imkansız hale getirir. Oysa enerjiden gidersek cismin yerdeki hızını kolayca bulabiliriz. Ne yapacağız? Aynı yöntem. Burada yukarıda 100 J potansiyel enerjimiz var. Peki yerde? Yerde yükseklik sıfır, yani hiç potansiyel enerjimiz yok. Az önceki örnekte olduğu gibi tüm potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüş durumda. Kinetik enerji neydi, neye eşitti? En baştaki toplam enerjiye. 100 J. O zaman kinetik enerji eşittir 100 J. O da eşittir 1 bölü 2 m v kare. Buradan v'yi çekersek, yataydaki hızı 14,1 metre bölü saniye bulacağız. Bu sefer dikey değil, yatay hız. Niye buz yüzey derseniz, sürtünmesiz bir düzlem olduğu için. Yani sürtünmeden veya ısı kaybından enerji kaybımız olmasın diye. Şimdi yine diyeceksiniz ki, evet ilginç, yine serbest düşüşte bulduğumuz sayı çıktı, peki hepsi bu mu? Değil. Hayır değil. Daha da güzel yanı şimdi geliyor. Bu yöntemle cismin sadece yerdeki hızını değil, cismin yolculuğu esnasında, yani düşerken, herhangi bir noktadaki hızını bulabilirsiniz. Cismimiz, diyelim ki burada. Bir kilogramlık cismimiz kayıp, buraya kadar gelmiş. Ve o noktada da yükseklik 5 metre. Potansiyel enerjisi sizce ne kadar? İsterseniz şöyle başlayalım. Tüm enerji korunacak değil mi? O halde baştaki potansiyel enerji artı baştaki kinetik enerji eşittir. Sondaki potansiyel enerji artı sondaki kinetik enerji. Enerjinin korunumu kanunu. Baştaki enerjimiz ne? Potansiyel enerjimiz 100 Joule kinetik enerjimiz 0 Joule. 0 çünkü cismi henüz bırakmadık, hareket etmiyor, yerinde duruyor. O halde baştaki enerjimiz toplam 100 Joule. Peki bu noktadaki potansiyel enerjini kütle 1 kilogram çarpı yer çekimi 10 metre bölü saniye kare çarpı yükseklik 5 metre. O zaman potansiyel enerji 50 Joule. Artı, cisimimiz kabaca şu yönde gittiğinden bir de kinetik enerjimiz olacak. Kinetik enerjimiz var. Enerjinin kaybolmadığını bildiğimize göre toplam enerji hala 100 Joule. O zaman kinetik enerjimiz de 50 Joule. Bu ne demek? Cisim dikey mesafenin yarısını kat ettiğinde baştaki potansiyel enerjisinin de yarısını kinetik enerjiye dönüştürmüş oldu. Bu değeri kullanarak hızı bulmak istersek, 1 bölü 2 mv kare eşittir 50 yazıp kütle 1 kilogram iki tarafı da 2 ile çarp v kare eşittir 100 etti. v kare 100 ise cismin bu dik yokuştaki hızı 10 metre bölü saniyeye eşit. Ve şimdi esas soru geliyor. Yüzeyine ve yapısına dair pek bir şey bilmediğimiz bu buz zeminde aranızdan cesareti olan, cesaretli, cesur olan biri kinematik denklemleri kullanarak buyursun cismin hızını bulsun. Bulsa bile ya da bulsanız bile emin olun enerji kanunu kullanmak bir milyon kere bir milyon kez daha kolay. Tek mesele baştaki potansiyel enerjinin yarısının bu noktada kinetik enerjiye dönüştüğünü görmekte. Hepsi bu. Hoşçakalın.